Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Bugün H11 Plus akıllı saati inceliyoruz. birazdan kutusunu açacağız, kurulumunu yapacağız, her şeyini göstermiş olacağım sizlere ama kutu açılımını yapmadan önce biraz bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Birçok akıllı saat var piyasada ve baktığınızda işte birinin ekranı güzel ama içi kötü. Birinin işte özellikleri az, farklı farklı eksileri, artıları bulunuyor. Yani bir iyi olan saatte bir eksisi ya da birkaç tane eksisi çıkabiliyor. Ama ben H11 Plus'ı deneyimlediğimden beri 2 haftadır yaklaşık deneyimliyorum ve Tera Collection'dan bu saati satıyorum satın aldım. Çünkü birazcık kullanayım, kullandıktan sonra en azından deneyimlerimi paylaşayım. Çünkü hani bir saatin kutusunu açıp özelliğini bilmedikten sonra bir anlamı olmuyor. Piyasada birçok farklı saat modellerine göre baktığımda en iyisi H11 diyebilirim ultra modellerinde. Tabii ki bunların üst modelleri de çıkıyor ama dediğim o mevzuya geçiyoruz. Ekranı güzelleşiyor, içi kötüleşiyor. İçi güzelleşiyor, ekranı kötüleşiyor. Bu saat AMOLED hissi veren bir ekrana sahip ve tamamen baktığınızda ekran, işletim sistemi içindeki hız, arayüz hepsi tamamen güzel bir hizmet veriyor bizlere. Yani hizmetten kastım. Bildirimler geliyor 5 saniye ekranda asılı kalıyor sonra aşağıdan yukarı çekiyorsun bildirimleri görüyorsun. Bu menüde donma kasma hiçbir şey yaşamıyorsun. Bu özellik güzel. İki tane pusula özelliği var ve gerçekten de çalışıyor yani bu arada. Hoşuma giden bildirimleri kesintisiz iletmesi. Ben bir iPhone cihaz kullanıyorum ve hiçbir şekilde bildirimleri kırpmadan tarafıma geliyor. Bildirimlerde roman gibi olan böyle çok çok uzun bildirimlerde hafif kırpmalar yapabiliyor ama onun dışında WhatsApp'tan, Instagram'dan, Twitter'dan her herhangi gelen bir bildirimi direkt telefonunuza yansıtıyor. Hatta şöyle diyebilirim YouTube'da biri bir video paylaştığında direkt hani telefonunuza bildirim düştüğü için bu saate de geliyor ve saatten de net bir şekilde isim soyisim her şeyi görerek video kimin paylaştığını görebiliyorsunuz. Saat 49 milim bir kasaya sahip ve dışarıda gerçekten insanlar orijinal mi falan diyor anlamayanlar. Tabi anlayanlar çok nadir oluyor. Gerçekten o ultrayı kullananlar anlar. Ama onun dışında eş, dost, arkadaş, kanka, sevgili hiç kimse anlamıyor diyebilirim. Piyasada da en çok tutulan ultra modellerinde H11'i görüyoruz. O yüzden şimdi ne yapalım bir kutunun içerisinde neler var neler yok hepsini birlikte bir bakalım. Hadi o zaman kutu açılımına geçiyoruz. Kutunun dış görünümüne bakacak olursak bu şekilde bir dış görünümü bulunuyor. Arkasında H11 Ultra yazıyor. Ve şimdi kutuyu bir açalım bakalım. Kutunun içerisinde bizleri neler bekliyor. Bu arada paketlemeyi ben tekrardan yaptım. Sizlere video çekeceğim diye. Böyle bir kitapçık geliyor. Kitapçığa baktığımızda Watch Ultra olarak yazıyor. İçerisinde de saatin nasıl kullanılacağı, ana menüsü vesaire hepsinin bilgilendirmesi burada mevcut. Kitapçıktan sonra saat ve burada kordonlarımız ve şarj aletimiz karşılıyor. Şimdi saate şöyle böyle bir yakından göstereyim sizlere. Bakmış olduğunuzda bu şekilde bir kasaya sahip ve ağırlığı gerçekten iyi böyle. Hissiyatı güzel veriyor. Şimdi şu üstündeki hemen korumasını bir çıkartalım. Bu şekilde bir ekrana sahip. Baktığınızda gayet şık duran bir saat diyebilirim sizlere. Hemen şu üstteki kutucuğu kaldırdığımızda burada benim istemiş olduğum yeşil renkteki kordon geliyor bakmış olduğunuzda gayet sağlam ve kaliteli bir kordon yapısına sahip elinizi terletmiyor bir tık da böyle esnetebiliyorsunuz kordonu. Akıllı saatlerde olan şarj cihazı geliyor. Manyetik bir şarj cihazı, hızlı algılama yapıyor güzel de bir şarj etme süresi veriyor diyebilirim sizlere. Jelatinini bile çıkartmadım hatta. Son olarak kutunun içerisinden bir adet de siyah kordon çıkıyor. Bu zaten standart. Diğerini siz seçebiliyorsunuz. Bunu da açmadım çünkü siyah çok fazla kullanmıyorum. Diğer kordon daha hoşuma gidiyor ama bunun yapısı silikonumsu bir yapı. İkisinin farkını da bu şekilde görebilirsiniz. Bu kumaş, bu biraz daha silikonumsu bir kordon. Zaten bağlanacak olan uygulaması QFit olarak geçiyor ve burada bağladığınızda tüm bilgileriniz yer alıyor. Burada çağrı uyarısı bunların hepsini açabiliyorsunuz. Yani telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Uygulama bildirimlerini açabiliyorsunuz buradan. Tweetlerde Bu böyle izin vermeniz gerekiyor. Ve izin ver dedikten sonra geri geliyoruz ve tüm bildirimler açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Facebook'tan Messenger'a, Whatsapp'a, Instagram'a, Snapchat'e, YouTube'a hepsine hatta Gmail'e bile bildirim gelebiliyor. Bu da fotoğraf çek, hava formatı, ölçü sistemi, zaman formatı ve daha dediğimizde direkt böyle kart vizit bölümünü aktarıyor veya fabrika ayarlarını yapabiliyorsunuz. Pat seçeneğine tıkladığınızda kadranlar açılıyor. İnternet hızınıza göre kadranları burada görüntüleyebiliyorsunuz. Benim yazan bölüme tıkladığınızda kayıtlı olan kadranlarınız gözüküyor. Ben de bu 4 kadran kayıtlı ve duvar kağıdı dediğimizde ise buradan direkt basıyorsunuz fotoğraflarınıza ve kütüphaneden ya da albümden fotoğraf seç deyip kendi fotoğrafınızı seçip buradan tüm ayarları yapıp kadran atabiliyorsunuz saatimize. Android'de de aynı, iOS'ta da aynı bu uygulama ile saate bağlanabiliyorsunuz. Saatin tüm detaylarını göstermeye ve anlatmaya çalıştım sizlere elimden geldiği kadar. Saatin koldaki duruşu da bu şekilde yakından görmenizi istiyorum. Zaten sürekli detay çekimler ekliyor olacağım. Şimdi bildirimleri çok güzel alıyor demiştim sizlere. Bildirimler 5 saniye asıllık alıyor. Sonrasında işte direkt alttan yukarı çektiğimizde tüm bildirimleri görebiliyorsunuz. Şu anki detay görüntülerde bu bildirimlerin nasıl olduğunu da göstermiş oluyorum sizlere. Et iyi duruyor ve bakanlar bir daha bakıyor diyebilirim sizlere tanıdığınız veya tanımadığınız olsun. Saat olarak özellik bakımından birçok özelliği kapsıyor. İşte adet döngüsünden tutun da Instagram, YouTube, WhatsApp, bütün SMS, bütün uygulama bildirimlerini direkt simgeleriyle birlikte gösteriyor sizlere. En önemli özelliği ise kadran kitleme ve ekran kitleme. Ekrana biliyorsunuz diyordum ya size birçok videomda İşte monta değiyor kışın başka yerlere giriyor çıkıyor bunda öyle bir şey olmuyor. Direkt hem kadranı kitleyebiliyorsunuz kadran değişmiyor ekranı kitleyebiliyorsunuz. Bu tuşa 3 saniye basılı tutmadıkça direkt ekran açılmıyor ve kilitli bir şekilde kalıyor. Saat üzerinden fotoğraf çekmek için görmüş olduğunuz gibi böyle uygulamamız açılıyor ve buradan tıkladığınızda uzaktan veya yakından telefonu bir yere sabitlediğinizde fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sizlere bir de yakından saatin arayüzünü göstereyim. Şu anki benim koymuş olduğum kadran bu ve buradaki yan tuşa bir kere bastığımızda menüye geçiş yapabiliyorsunuz. İki adet menü var. Adım sayar, pusula. Mesela pusula demiştim ya size iki tane vardı. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu oluyor. Şöyle yana doğru çektiğimizde geri menüye geliyor ve hızına bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde kasma, donma yapmıyor. Telefon üzerindeki müzikleri yani kulaklığınızda dinlediğiniz müzikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Sesini açıp geri ileri durdurma yapabiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz saat üzerinden. Adet döngüsü var kadın kullanıcılarımız için. Görmüş olduğunuz gibi. Hesap makinesi de bu şekilde gözüküyor oyun olarak da bir adet bu şekilde bir oyun bizi karşılıyor böyle sağa sola geçiyorsunuz bunlara değmemeye çalışıyorsunuz. Şimdi şu uygulamadan da bir çıkalım. Zamanlayıcı bulunuyor kronometre olarak işte burada ayarlayabiliyorsunuz kaç dakika isterseniz. Bilek ekranı yani bu uyandırma hareketi hatta bir şöyle deneyelim bakalım kapansın olacak mı? Şu an bileğe takılı değil ama muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tepkimesi de Hızlı bir şekilde veriyor. Bakalım bir daha. Gördüğünüz gibi tepki hızlı. Buradan sağ çektiğimizde son girdiğimiz uygulamalar gözüküyor. Ve aşağıdan yukarıya çektiğimizde ise mesaj bölümümüz gözüküyor. Mesajlar 5 saniye ekranda asılı alıyor. Sonrasında bu alt kısımdaki mesaj bölümüne düşüyor. Üstten yukarı çektiğimizde ise hızlı menü açılıyor. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz böyle dokunarak. Ve menü stilini de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hızını da göstermek istiyorum sizlere. Kasma donma yapmayan bir menüye sahip. Arada dolap hesabımı açıklamaya bırakıyorum. İncelediğim birçok ürünü oradan sizlere uygun fiyatlı da veriyorum. O sayfamı da inceleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.